الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. 45. ayete getirdik ama 45-44 ile alakalı bir ayet. Gördün mü, baktın mı kitaptan nasibini alanlara? Gördün mü onları? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin yoldan çıkmanızı istiyorlar diye 44. ayeti bitirmiştik. 45. ayete geldik. Evet, kenardaki kim? Orhan Oğuz mu? Ona benziyor sanki. Evet. Şimdi ayetimiz, bunun üzerine Allah-u Teala şöyle buyurdu. Vallahu a'lemu, Allah daha iyi bilir. Bi'a'daikum, sizin düşmanlarınızı. Ve kefâ billâhi veliyyâ, dost olarak Allah yeterlidir. Ve kefâ billâhi nasîrâ, yardım eden olarak da Allah yeterlidir. Dostluğunu ve yardımını, Allah-u Teala yeterli olduğunu, başkalarının efendim ağına düşmeyin. Yani bunlardan yardım görüyoruz, bize yardım ediyorlar, ekonomik destek çıkıyorlar diye onlara, onları lüzumsuz yere dost edinmenin anlamı yok. Dost olarak, yardım edici olarak ben yeterim. Size yeterliyim. Bu yeterlilik meselesi çok önemli bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın yeterliliği, Kur'an-ı Kerim'in yeterliliği. Bakın, şimdi öyle öğretiyorlar ki okullarda, İmam Hatip ve İlahiyat Fakültelerinde Kur'an yeterli değildir, Kur'an eksiktir, bunun başka bir içtihada ihtiyaç var, bu yetersizliği doldurması lazım, sünnet dolduracak veya içtihat dolduracak filan filan. Bu hep kulların böyle yanlış yapacağını bildiği için Allah-u Teala burada Allah'ın kendisinin yeterli olduğunu söylüyor, bizi eğitiyor. Çünkü biz Allah'ı da yeterli görmeyiz. Çünkü onun sözünü yeterli görmeyen adamlar Allah'ın yeterli olduğunu nasıl görecek? Demek Allah yetersiz olduğu için yetersiz vahiy gönderiyor. Anlıyor musunuz? Nerelere gidiyor bu söylenenler? Bu öğretileri anlıyor musunuz? Allah yetersiz. Yetersiz kitap gönderiyor. Yetersiz vahiy gönderiyor. Başkaları onu dolduracak diye buraya kadar gidiyor. Onun için Allah-u Teala bununla ilgili soruyu soruyor. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid diyor. Nerede? Fussilet suresinin 53. ayetinde. Yetmedi mi şahit olarak senin Rabbin? Soruyor. Yetmedi mi ben yani? Benim kitabım delil olarak yetmedi mi? Onun da şeyini Ankebut suresinde evelem yekfihim, onlara yetmiyor mu? Enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim, sana indirdiğim, onlara okunan bu Kur'an-ı Kerim yetmiyor mu? Anlıyor musun? Biz diyoruz yetmiyor. Yeter mi ya? Burada her şey yoktur ya. Bunu anlıyor musunuz? Bunu Allah bildiği için 1400 sene evvel bu yeterlilik meselesini gündeme getiriyor. Kendi yeterliliğini ve vahyinin, kitabının yeterliliği konusunu 1400 sene evvel bize öğretiyor, bize terbiye veriyor. Beni yetersiz görmeyin.
Dostluk bakımından yeterim, yardım bakımından yeterim, şahit olarak yeterim, kitabın vahiy olarak yeterlidir. Bunları diyor, diyor, diyor. Ama biz diyoruz ki bu kitap yetmez. Bu yeterli değil bu kitap. Ulan senin kafan yeterli değil. Bunu anlayamıyorsun ki. Bunu anlasan çağa göre bunu yorumlarsın. Anlar. Nereye hitap ettiğini anlarsın. E senin kafan yetmiyor. Kur'an-ı Kerim'i bu çağa göre yorumlayamıyor. Anlamıyorsun. Meselelere bunu getiremiyorsun. Bunun tohumuyla aşılayamıyorsun sen konuları, meseleleri. Sen aşılamayı bilmiyorsun. Sen kabahati buluyorsun Kur'an'a. Şimdi işte bu konu da, bu ayet de diyor ki Allah-u Teala, Allah dost olarak ve yardımcı olarak yeterlidir. Beni dostluğa yeterli gör. Onun için şeytanı dost edin mi? Anlaşıldı mı? Demek ki burada bir eğitim veriyor. Bu anlattığım ayetler, Fussilet suresinden, Ankebut suresinden getirdiğimiz, burada bu kefa kelimesi bizi buralara kadar götürdü. Dedi ki beni anlat, doğru dürüst anlat. Buraya niye koydu beni? Allah. Demek ki olay şu. Önce biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i yetersiz görüyoruz. Peki sen yetersiz görüyorsun. Bunu kafire nasıl kabul ettireceksin? Demez mi sana ki kardeşim, senin kitabın yetersiz. Ne diye bana diyorsun ona inan? Demez mi sana? Derse sana ne kabahatli olacaksın ha? Öyle. Ha bu Müslümanların yaptığı, bu bütün kitaplar böyle ha. Bütün kitaplar doludur ha. Yani bu Kur'an'a ne zulmettik biliyor musun? Oho, bizim zulmümüz aşağılığa çıkıyor. Onun için birbirimizi doğrayalım. Şimdi devam ediyor. Minellezine hadu. Yahudi olanlardan bazıları yuharrifunel kelime amme vâdu'i. Kelimeyi yerinden çıkarırlar, tahrif ederler. Şimdi burada çok önemli bir konuyu Allah-u Teala anlatıyor. Farkındaysanız En'am suresinin 13. ayeti mi olacak? Orada ufaktan bir gidelim oraya bakalım. Evet. 13. ayet, doğru söylemişim. Şimdi burada bu ayette ve bu ayette Hazreti Peygamber'den önceki din mensuplarının, özellikle Yahudilerin diyor. Burada Yahudilere laf ediyor. Yahudilerin Allah'ın kelimesini, Allah'ın hükmünü, burada kelime hüküm manasına gelir. Yani Allah'ın kelimesi ne demek? Allah'ın hükmü demek yani. Efendim, Allah'ın hükmünü yerinden çıkarırlar, değiştirirler. Allah böyle dedi, yok öyle, böyle dedi. Tevrat çoğaltılamadığı için efendim nushaya dokundun mu ayeti tahrif ediyor adam, efendim değiştiriyor. Allah-u Teala da bizim peygamberimize bunları anlatıyor, bu ayetler. Daha başka da var. Daha başka da var. Şimdi bu Allah'ın hükmünü yerinden alıp söküp atmak, Allah'ın diktiği ağacı kökünden söküp atmak. Efendim diyor, burada bu böyle bir ağaç yok diyor. Burada başka bir ağaç var. Ya burada Allah-u Teala bu ekti bunu, kendisi ekti onu da. Bu ağaç burada da gürgen ağacıydı da. E şimdi nereden çıktı bu çalı? Dikiyor ya çalıyı. Ağacı, koskoca ağacı yıkıyor, kökünden söküp götürüyor. Yuharrifunel kelimenin manası bu ya. Yani anlayın onu şimdi ya. Kökünden söküyor kocaman gürgeni.
Efendim çatıyı dikiyor ya. Diyor ki bu Allah'ın hükmüdür. Ulan ne alakası bu Allah'ın hükmü? Allah tabi vatandaş bunu nereden bilecek? Nereden bilecek onu? Cahil adamlar milattan önce kaçıncı asırda? Evet. O da öyle zannediyor, hükmü öyle zannediyor vatandaş. Bu sefer bunların yaptığını ifşaat ediyor Allah-u Teala. Bunlar benim kitabımı tahrif ettiler. E nasıl yaptılar diye bir soru soralım. O zaman bunun cevabını, nasıl yaptıklarının cevabını efendim Bakara suresinde veriyor Allah-u Teala. Aha bu da veriyor. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. İşte bu ayette bunu anlatıyor. Yani buraya bir soru sorduk. Dedi ki nasıl tahrif ettiler? Ya Rabbi bu adamlar senin hükmünü, senin kelimeni söküp attılar. Yerine bir çalı diktiler. Nasıl oldu bu iş? O da buraya cevabını veriyor. Buyuruyor ki yazıklar olsun. Veil cenneti var onlara. Ne? Yektubunel kitabı. Kitabı yazıyorlar kendileri. Yazıyorlar. Bir eydihim elleriyle. Sümme yekulüne sonra diyorlar ki vatandaşlara. Hâdâ min indillah. Bu Allah'ın yazdığı, gönderdiği kitaptır. Ha bu hüküm odur. Bu Allah katındandır diyorlar. Kendi elleriyle yazıyorlar. Kendi görüşlerini yazıyorlar. Sonra diyorlar ki bu Allah katındandır. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Onunla az bir bahayı satın almak için. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَدَيْدِهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ diyor Allah-u Teala. Yazıklar olsun onların elleriyle yazdıklara. Yazıklar olsun onların kazandıklarına. Bak. Yani Allah bunu anlatıyor burada. Şimdi burada soruyu sorduk. Çıkarıyorlar, atıyorlar efendim bu ağacı, Allah'ın hükmünü da geliyor ya bir çalı dikiyorlar. O çalı da kendi yazdıkları. Ha burada yazma olayıyla bak. Ayeti değiştiriyor. Bizim Kur'an-ı Kerim'de bu olmadı işte Allah'a şükür. Çünkü bizim binlerce, on binlerce hafız var. Ona kelime değiştiremez. Esre üstünü değiştiremez. Yani mukabele okuyorlardı Ramazan'da bizim yaylada. Esre üstün sekmedi benden. Şaşırdı orada adam. Ya hocam dedi Esre. Ya o mümkün oynamazdı. Oynamaz. Şimdi böyle bir kitabı sen değiştiremez. On binlerce hafız o. Bizim Ramazan burada mıydı küçük Ramazan? Hani? Gelmedi. Kur'an kaybolsa yazar mı? Bir çocuk benim asistanım. Ha şimdi niye böyle yaptılar hocam? Deseniz bana. Yani kelimeyi değiştirdiler. Nasıl değiştirdiklerini söyledik ama niye değiştirdiler? Onu da burada söyleyecek. Nerede? Ha, bir kelime burada bir yaprak değiştirdik mi? Ha böyle bir yaprak daha. Yok nereye gitti? Çok kötü. Ha burada olacak. De. Yoksa bir arkadan be. Bir arkadan. Bima la tehva enfusukum diyor. Nefislerinin istemediği şeyi o ayetlerde bulunca değiştiriyor. Oo. Adamın nefsine uymuyor, ahlakına uymuyor. Orada diyor ki zina etmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, yalan konuşmayacaksın, emanete ihanet etmeyeceksin. Değiştir. Bize bunu yapayım. Biz onu yapacağız da değiştir onu. Sen kendin bir ayet. Peygamber dedi, sen kendin bir ayet yaz getirsene. Ha bu Kur'an'ı değiştirsene. Dediler peygamber. Veya başka bir Kur'an getir. Evet. Aynısını peygamberimize de dediler. Şimdi bakın. Ali İmran suresinin 78. ayeti de
Bakın bu Yahudiler neler yapmış, bunların din adamları. Bize anlatıyor Allah-u Teala, diyor ki siz öyle yapmayın. Ey bayraktar. Sen yaparsın ha bu iş ha. Çok tehlikeli olur ha bu iş o zaman. Bak şimdi burada anlatıyorum. 78'de. Ve inne minhum. O Yahudilerden bir kısmı. Yani din adamları ya. Leferikan bir grup vardı. Yelvune elsinetehum. Dillerini eğip büküyorlardı. Bil kitabı kitaba. Şimdi kitaba karşı, Tevrat'a karşı dillerini eğip büküyorlar. Yani fetva verecek. Ha bu kitaptandır, değildir, iyidir, değildir. Böyle alavere, dalavere. Vatandaş bilmiyor ya. Size de öyle yapmıyoruz mu biz şimdi? Ne bilecek onu? Fetvayı veriyor adam. Bu İslam'dır diyor adam. Oho, hurafeyi söylüyor vatandaşa. Vatandaş nereden anlasın? O da gelip bana diyor ki, ya bile de cıbhane değil mi bu işe? Anlıyor musunuz? Aynısı bugün. Bunu bize onun için anlatıyor. Bunu Yahudi okuyacak değil abi ayet. Bunu bana değil ki bizim din adamlarına. Bana. Yani ben de onların içindeyim. Diyor ki kitaba dilini eğip bük. O Yahudinin işi. Yahudi din adamları bunu yapardı. Sen öyle misin? Bana diyor. Niçin böyle yaptılar ya Rabbi? لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Zannedersiniz ki o verdiği fetva kitaptandır. Öyle zannetmeniz için böyle derler, böyle yaparlar. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Ha bu yok, kitaptan değil diyor. O dediği fetvanın kitabı yok. Anlıyor musun? Aynen bugün yapıyoruz biz. Yalan. Yalan. Şimdi ha bu kitap, ha bu ayeti biliyorlar. Biliyorlar mı da konuşuyorlar ya. Vatandaşın kitaptan sansın diye, kitaptan olmayanı böyle dillerini eğip bükerler diyor. Eğip bükerler. Kur'an'da ayet var diyorsunlar. Yo hadis var. Hadis diyorsunlar. Yo işte. Anladın mı şimdi? Ayete bak. Bitmedi. Ve yekûlûne, o din adamları derler. Huve min indillah. Bu Allah'ın hükmüdür. Bu Allah katındandır. Bu Allah'ın hükmüdür. Kendi verir fetvayı, Allah'a mal eder onu diyor. Bana mal eder onu. Ve mâ huve min indillah. Allah o Allah katından değildir. Ben öyle bir fetva vermedim diyor Allah. Ama benim fetvamdır diye bunu satıyorlar diyor. O gidiyorsun arabanın parçasını alıyorsun parçacıdan. Değiz ne ki? Bana bir ha bu neyse alıyorsun, bir şey alıyorsun. Diyor sana ki bu Avrupa. Ha bu Avrupa değil, yerli mi? Taklit. Taklidi sana satan Avrupa malı diye. Bunlar da böyle. Kendi fikirlerin Allah malı diye satıyor sana. Ha bu işe bak sen şimdi. Bak. Ve yekulûne alallâhil kezibe. Halbuki Allah'a yalan söylüyorlar bunlar. Bunlar bana yalan söylüyorlar. Benim hakkımda yalan uyduruyorlar bunlar. Ve hum yalemun. Bile bile bunu yapıyorlar diyor Allah-u Teala. İyi biliyorlar ki o benim katımdan değil. İyi biliyorlar ki o kendi fetvalarıdır, kendi görüşleridir. Anladınız mı şimdi? Halimizi anladınız mı? Bu ayete vurun şimdi bizim halimizi. Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Çok büyük tehlikemiz var arkadaşlar. Ben 40 senedir söylüyorum. Bunun 21 senesi burada. Daha doğrusu 1963'tür benim kürsüye çıkmam. 1963 ne demek biliyor musun? Kaç etti? 49. Olay bu. Ama 21 yılı burada. Sınava, ha bu din adamlarına bakıyor ya. Allah'a iftira ediyor. Allah'a iftira eden adam insana iftira etmez. Allah-u Teala buyuruyor ki
İşte elleriyle yazarak benim kelimelerimi tahrif ediyorlardı. Yerinden çıkarıp atıyorlardı. Benim o gürgen ağacımı söküyorlardı, oraya çalı dikiyorlardı. Çalı. Efendim, ve yekûlûne, ve diyorlar ki o Yahudiler, semi'nâ ve asayna. Peygamberimize diyorlar ki, senin dediğini duyduk, işittik. İşittik ama, ve asayna, ve isyan ediyoruz, karşı koyuyoruz. Böyle din olmaz. Ne diyorsun sen ya? Kur'an'dan bahsediyorsun, bir şey de diyorsun. Tevhid inancından bahsediyorsun. Biz peygamberlerimize tapacağız. Sen ne diyorsun ya? Ne konuşuyorsun sen? Dinledik. İsyan ettik. Asi ol. Karşı koyduk. Yani dinledik seni, anladık. Bazılar da dedi ki, peygamberimiz yanında dinliyor. Sahabeyle beraber oturuyorlar. Çıkıyorlar dışarı, diyorlar ki ilim sahiplerine, ha bu adam ne anlattı içeride? Maza gala hanifa. Ha o ne dedi? Muhammed suresinin ikinci sayfasında bu. Aynen böyle söylüyor. Sahneyi böyle anlatıyor Allah. Sahneyi. Dinliyorlar diyor orada, çıkıyorlar dışarı, diyor ki maza gala hanifa. Ha bu ne dedi ya? Bir şey anladınız mı aslında? Ne anlattı içeride? Düşünebiliyor musunuz şimdi? Kocaman peygamber Allah'ın ayetini getiriyor. Allah'ın ayetini söylüyor. O diğeri abu nedir? Dışarı çıkınca değil. İçeride diyemiyor. Dışarıda diyor. Şimdi bizde de aynen böyle. Konuşuyorum, çıkayım dışarı gideyim diyor. Abu ne dedi diyor. Abu adam ne dedi? Aynen tekrar ediliyor. Aynı iş. Ben Allah'ın ayetini anlatıyorum. O diyor abu nedir? Semi'na, işittik, ve asayna, isyan ettik. Vesma, şimdi sen dinle. Peygamberi değil, alo. Sen dinle şimdi bizden, ne konuşuyoruz? Bak biz konuşalım şimdi, bak da dinle. Gayra müsma'in, dinle esice, sen bizi dinle. Dinle miyesice. Sen bizi dinlemeyeceksin ama, dinle bize, bize kulak ver şimdi. Sen konuştun, şimdi biz konuşuyoruz. Peygamber'e diyor ha, Yahudiler şimdi peygamber'e diyorlar ki, tamam dinledik, isyan ediyoruz, karşı koyuyoruz, yok öyle bir şey. Ama şimdi dinlemeyeceksin ama sen şimdi bizi dinle. Bize kulak ver. Sen konuşuyorsun, biz de konuşalım. Ulan bu din hakkında sen ne konuşacaksın? Ha olsa felsefe tamam, kültür olsa tamam. Bu benim görüşümdür dersin, konuşursun. O biri de konuşur, herkes konuşur. Ama Kur'an-ı Kerim'e karşı demokrasi olmaz. Bu Allah'ın fikri. Seninki değil ki burada konuşacağız. Sen kendi fikrini konuş. Orada demokrasi olsun. Ben böyle diyorum. O da der ki ben böyle düşünüyorum. Tamam, buna ilgili diyeceğimiz yoktur efendim. E ama senin kelamın olmayan, Allah'ın kelamı hakkında demokrasi olmaz. Sen şimdi bizi dinle. Sen konuştun bizi dinle. O diyor ki yani senin konuşuklarını biz dinledik, bunu ayet mayet filan demiyor bana. Senin konuşuklarını dinledik. Şimdi dinlesen. Ve râhina, bizi güt. Bizi gidiyorsun ya. Biz sürü mü? Yani bizi sürü olarak görüyorsun burada, hiç konuşmayan. Efendim hiç karşı koymayan böyle bir mahluk mu görüyorsun bizi? Hayvan sürüsü gibi. Leyyen bi elsinetihim, dillerini eğip bükerek diyor, böyle konuşuyorlar. Orada kitaba eğip büküyorlardı 78'de Ali İmran, biraz evvel okuduk. Ama burada da dillerini eğip bükerek böyle peygambere konuşuyorlar. Ve ta'nen fiddin, ve dine karşı koyarak, dine saldırarak, dillerini eğip büküyorlar ama dine saldırıyor.
Allah'ın dinine saldırıyorlar diyor. Şimdi bunları Allah niye anlatıyor? Bizim için anlatıyor. Yani şimdi Amene Resulü var ya, hani okuyor buna, tam açtım orası yerde. Yok. Amene Resulü biraz daha ileride. Efendim. Şimdi bak. Ve galu, Müslümanlar dediler ki semi'ne, işittik ve eta'ne, itaat etti. Onlar dedi ve asayna, işittik, dinledik, asi olduk. Müslüman der ki ve eta'ne, itaat ettik. Şimdi burada bir eğitim veriyor. Müslümanın ağzından çıkacak olan kelimeleri bile Allah söylüyor. Çıkmaması gerekeni de bununla öğretiyor. Böyle konuşursan Yahudi tarafına düşersin, kafir olursun. Böyle konuşursan Müslüman olur. Buraya koyuyor doğrusunu, buraya da yanlışını koyuyor. Böyle ol. Semihna ve asayna olma. Dilini eğip bükme. Ra'ina deme. Onu da nerede diyor? Bakara 104'te. Ya ellezine amenu la tegulu ra'ina. Ya ey iman edenler, peygambere bizi güt demeyin. Güt güt. Siz sürü değilsiniz. Hayvan değilsiniz de güdüleceksiniz. Müslümanın iradesi var. Müslümanın düşüncesi var. Peygamberin çobanı şeyi değil. Sizin çobanınız değil. Bir peygamber kendi ümmetini çoban olarak görmez. Sürü olarak görmez. Onun özgürlüğüne dokunmaz. Anladım. Ayet orada ha. 104. Onu Allah selamet versin. Yaşar Nuri Öztürk'e öyle anlattım da hoca dedi ayağa fırladım dedi. Ayağa fırladım. O 104'ü. Şimdi bu ne demek? Burada bir eğitim veriyor, bir terbiye veriyor. Bir, benim hükümlerimi değiştirmeyin. Yahudiler gibi tahrif etmeyin. Bunu bize söylüyor. Bunu bize anlat. Yahudi tahrif etti diyor. Senet. Yahudi dinledim, isyan ettim dedi. Sen yap. Yahudi ra'ina dedi. Sen deme. Yahudi dilini kitaba eğip büktü. Sen yapma. Yahudi dine saldırdı, isyan etti, karşı koydu. Sen yapma. Yani burada eğitim yapıyor. Neyi yapmayacağını söylüyor burada. O neyi yapacağını da Kur'an'da dağıttı. Diğer ayetlere koydu. Müslüman nasıl konuşur? Müslüman nasıl davranır? Müslüman nasıl sokakta gezeceğini bile söylüyor Furkan suresinde. Ve ibadurrahmanillezine yemşuna alel erdi evnen ve izâ hâtabahumul câhilûne galû selâma. Onurlu yürür, ne kibirli yürür, ne de pısırık Müslüman. Yürüyüşünü bile ayarlıyor. Bu bir eğitim, bu bir terbiye. Yani bu ayetten bize terbiye veriyor. Yani şimdi Allah-u Teala eğitim fakültesinde, Kur'an Üniversitesi'nin eğitim fakültesine ders veriyor. Ya Rabbi, böyle demeyeceklerdi de nasıl diyeceklerdi? Sorusunu sorarız. Soracağımızı bildiği için Allah-u Teala hemen ayetin devamında bunu söylüyor. Velev ennehu, keşke onlar galu deselerdi. Semi'na, duyduk ve etana, itaat ettik. Vesma, sen de bizi dinle ya Muhammed. Venzurna, bize bak, bizi gözet. Manas, bizimle ilgilen, bize mühlet ver. Manasına da gelir bu. Şimdi açıklayacağım onu, biraz gidelim ileri, ayeti bitirelim. Lekâne hayran lehum. Böyle konuşsalardı onlar için daha hayırlı olurdu. Ve ekveme, ve daha doğru olurdu. Ve lakin, fakat
لَعَنَهُمُ bi küfrihim. İnkar etmeleri nedeniyle Allah onları lanetledi. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Onlar çok az inanırlar. Veya çok azı inanır. İki manada verilebilir bu. Şimdi bu ayeti analiz yapalım. Yani bu kısmını. قَالُوا وَلَوَنَّهُمْ قَالُوا keşke deselerdi diyor Allah-u Teala. Böylece Müslümanın konuşma, peygamberle konuşma tarzının projesini yapıyor. Müslüman şahsiyetin, kimliğin ağzından nasıl kelimelerin çıkması gerektiğini, hangi tarzda, hangi kelimeleri, hangi manadaki kelimeleri nasıl kullanması gerektiğinin projesinde çiziyor burada. Nasıl olmaması gerektiğini söyledi ama şimdi nasıl olması gerektiğini söylüyor. Dinledik. Müslüman da öyle söylemeli. İşittik, duyduk ve atana ama itaat ediyoruz. Biz duyduğumuz bu sözler senin sözlerin değil ya Muhammed. Bunlar Allah'ın sözü olduğu için biz buna itaat ediyoruz. Böyle konuşur Müslüman. Ne zaman nerede itaat edeceğini, ne zaman nerede karşı koyacağını bilir. Bu bilinci anlatıyor. O bilinçle ilgili ayetlerden biri bu. Öteki ayetlere de gittik ya. Vesma. Kendinize de bir efendim söz söyleme hakkı tanıyın. Tamam. Peygamber sizin derdinizi de dinleyecek. Dinler. O kadar katı, rigid değildir. O toleranslıdır. Yani bir kelime kullanayım, kusura bakmayın. Yani bu kelime yabancı bir kelimedir diye bunu düzenliyor ama demokratiktir. Onun kimliği. Yani başkasının sözüne de kulak verir, danışır. Danışır. Allah Allah. Evet. Ali İmran Suresi'nde. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَذَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَلُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Dünya işlerinde halka danışır diyor. Danışacaksın ya Muhammed. Halka rağmen halkı idare edemezsin. İşte sana dünya demokrasisinin temelleri bu ayet atmıştır. Daha belirliyor. Gelsin öğrensinler. Üstelik de peygamber diyor bunu. Peygamber buyuruyor ki Allah-u Teala, sen devlet adamısın. Aynı zamanda peygambersin. Peygamberliğinle kimseye danışmayacaksın. Ama devlet adamlığında halka rağmen halkı idare edemezsin. Onların da fikrini alacaksın. Onun için şavere kelimesi nedir biliyor musunuz? Şavere. Şavertül asel eder. Balı gözeneğinden çıkardım demektir. Ballı siyasettir bu. Halka danışmak ballı siyasettir. Anladınız mı? Bu kelime buradan gelir. Dünya düşün ya. Düşün be. Bir insanın, bir devlet adamının, yöneticinin halkın görüşünü sorması, onunla istişare etmesinin anlamı ballı siyaset. Onun için şavere kelimesi balı yerinden çıkarmaktır. O halkın görüşü gönlündeki onun balıdır. O görüşü oradan çıkarır. Allah, kelimeye bak ya. Anlıyor musunuz? Ha bu kitabı anlıyor musunuz? Bir anlayın da. Ula ben kadı katlıyım erimiyorum. Siz de mi erimiyorsunuz? Ha bunu görüyor musun kelime ne dediği? Bir kelime ha. Hani kelimenin kökünü bildiğin zaman öyle zevk alıyorum ki bildiğin gibi değil. Hani o kök manayı bilince de onu Allah Rabça kullanıyor. Tabii aman ya Rab. Aman ya Rab. Üf.
bir yöneticinin halkı ile istişare etmesi, danışması, onun gönlündeki fikrini dışarı çıkarması, balı gözeneğinden dışarı çıkarmak demektir. Peteğin içindeki balı, o arının onu koyduğu gözenek var ya, ha oradan dışarı çıkarmaktır diyor. Ve biz buna ne diyoruz? Ballı siyaset. Vay, vay. Nereden gittik oraya? Ha bu kaburdan gittik, ha bu kelimeden gittik oraya. Ha siz de, peygamber sizi de dinleyecek canım. Yani siz de konuşacaksınız, siz de derdinizi anlatacaksınız, probleminiz olacak. Benim peygamberim halkla istişare eder. Yani halka rağmen halkı idare etmez, böyle bir şeysi yok. Ama ondan sonra râina demeyin, venzurna deyin. Unzurna, unzurna. Ne demek o 104. ayette var ya, Bakara, bize Müslümanlara diyor ya Allah, ya ellezine amenü la tekulu ra'ina ve kulun zurna. Peygamber'e bizi güt deme ama bize bak de. Gözetle. Ama bir sürü gibi, hayvan sürüsü gibi kullanmaz halkını. Anlıyor musunuz? Dünya ne haykırıyor Allah ayette, biliyor musunuz? Bir yönetici halkını sürü gibi kullanmayacaktır efendim. Ama gözetleyecek. Tabii köpek kapmasın. Yabancı fikirler, ideolojiler halkı, gençliği efendim kapmaması için onu da gözetleyecek. Bakacak ne oluyor benim efendim gençliğime, insanıma, halkıma filan filan. Venzuna kelimesinin aslında bir anlamı da mühlet vermek anlamına gelir. Anlıyor musun? Mühlet vermek. Bir bakmak anlamına gelir. Böyle bakış. Ben böyle bakıyorum şimdi burada. Ben sizi görüyorum. Ne yapıyorum? Bakıyorum. Fakat bu kelimenin anlamı mühlet vermek manasına da gelir. Yani deyin ki peygambere, şu anda belki Müslüman olamadınız bir anda ama bize biraz mühlet ver. Biraz düşünelim. Efendim belki Müslüman oluruz diye konuşun. Böyle deselerdi lekâne hayran lehum ve ekveme, onlar için daha iyi ve daha doğru olurdu. Konuşup böyle olur diyor. Edep öğretiyor. Peygamberle konuşurken, bir büyüğüyle konuşurken, bir hocanla konuşurken edebini takınacaksın. Edep budur. Tabii buradaki Hazreti Peygamberle Yahudilerin ilişkisini anlatıyor ve onun edep noktasını, ahlak noktasını anlatmış oluyor ve formülünü veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim bizatihi konuşuğun formülünü veriyor. Ne daha iyidir, ne daha doğrudur, ne daha sağlamdır? Ekveme kelimesi aynı zamanda sağlam anlamına, doğru anlamına gelir. Ekveme olunca ismi taftil olur. Bu sefer daha doğru, en doğru manasına. Şimdi burada iki kavram kullanıyor Allah-u Teala bu dersi verirken bize. Yani Kur'an Üniversitesi'nde şimdi bize Yüce Rabbim dersi anlatıyor. Bir hayır kelimesi kullanıyor, bir ekveme kelimesini kullanıyor. Bunlar çok önemli. Nedir bu? Bu şu, bize diyor ki, daha iyiyi getirecek konuşuğu yapacaksın. Daha iyi. Daha iyi hangisidir? Onu Müslüman arayıp bulacak. Ve onu konuşacak. Onu getirecek olan konuşuğu yapacaksın. Onu getirecek olan düşünceyi üreteceksin. Daha iyi. İyi var, bir daha iyi var. Müslüman daha iyinin, daha güzelin, daha doğrunun peşine koşar. Çünkü Kur'an öyledir. Kur'an öyle yapıyor. Kur'an oraya götürüyor. Aha işte anlatıyor. Ve ekveme ve daha doğru, en doğru olana doğru gidecek.
Müslüman. Müslüman konuştuğu zaman en doğruyu getirecek o konuşuk. Veya o en doğrunun uğruna olacak bu. En iyinin ve en doğrunun uğruna Müslüman düşünce üretir, konuşur, anlaşılır. Olay bu. Ne muhteşem bir ders ya. Ne muhteşem bir. Ben de öğreniyorum ha. Ya ben de öğreniyorum benden. Ya ben Kur'an'dan öğreniyorum da. Ya ben kendime de ders veriyorum ya. Anlayın. Ha şimdi diyor ki Allah-u Teala 9. ayet olması lazım İsra suresi de inne hadel Kur'ane yehdi lilleti hiye ekvem. Bu Kur'an dosdoğru olana götürür. Yani Kur'an'ın bizim elimizden, beynimizin elinden yani. Bizim elimizden bu ellen değil. Ha bu beynimizin ve gönlümüzün elinden tutarak dosdoğru olana, yani en doğru diyelim hadi. Orada mana en doğru, mana iyi olmuyor. Dosdoğru olana bizi götürüyor. Beynimizin, gönlümüzün elinden tutarak. Kur'an'ın işi bu. Sen de diyor konuşurken en doğru olanı konuşacaksın. Anladın. Ha benim. Ha bu ders bitiriyor işi ya. En iyinin peşine koşsak, en doğrunun peşine koşsak. Bitti işte. İş bitti de. Var mı? Şimdi diyor ki, ya Rabbi bu en doğru nedir? En doğruyu bize kim anlatacak ha bu? Nerede geçiyor bu en doğru? Şeyde. Kütübün gayyime. Orada öyle hükümler vardı ki o kitabın içinde dosdoğrudur. Sen Kur'an-ı Kerim'in peşinden gidersen dosdoğru olana gidersin. Sen yeter ki onun izinden git. Yeter ki onun peşinden tut. Yeter ki aklının, gönlünün elini onun eline ver. Sonra ama diyor Allah-u Teala, bu böyle olmadı. Bu böyle olmadı. Ne oldu ya Rabbi? Velakin fakat lanehumullah. Allah onlara lanet etti. Niye ya Rabbi böyle yaptın? Bi küfrihim. Küfürlerinden, inkarlarından, nankörlüklerinden dolayı. Onlara lanet ettim. Sebepsiz yere değil. Ben kuluma sebepsiz yere lanet etmem diyor Allah. O bir şey yaptı, benim lanetimi istedi, ben de verdim ha lanetimi. İsteseydi benden daha iyi verdim, daha iyi. Lillezine ehsenul husna ve ziyade diyor. Güzeli hayata geçirene daha güzel veririm ben diyor. Daha ziyadesini veririm diyor. Ve ziyade. Ziyadesini, fazlasını. Ha sen lanet istedi. Neyle istedi? İnkar. Gönül de inkar olunca lanet geliyor. Buyurun, buyurun şimdi. Ha bu gönül var ya. Ha bu gönülde bir takım oluşumlar oluyor. Ha orada inkar varsa, inkar psikolojisi varsa hemen Allah'ın laneti geliyor. O onu istiyor. O gönül onu istiyor. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Onlar çok az inanırlar. Bu adamlar inanmazlar. Bunlar inanmazlar. Bu insanlar. Onun için inkarlarından dolayı onların efendim lanet etti. Lanetin anlamı arkadaşlar rahmetinden uzak tutmak demektir. Yani Allah'ın onlardan uzaklaşması veya Allah'ın onları kendinden uzaklaştırması anlamına geliyor bu kelime. Şimdi burada bu Yahudilerle ilgili ha burada bir ayet var. O dedi bana ki gel oraya. Gene Nisa suresinde olması lazım ama oraya 4-5 ay sonra gelemeyiz. O buradadır, ha buradadır.
Burada tabi Allah'u dedi. Febima neklihim misakahu. Onların anlaşmayı bozması nedeniyle, ehli kitabın bozması nedeniyle anlaşmayı bozdular. Ve küfrihim bi ayatillahi. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri nedeniyle. Ve gaddihimul enbiya. Peygamberleri öldürmeleri nedeniyle. Bunlar ha peygamberleri de öldürmüşler ha. Yani İshak peygamber, Yakup peygamber, efendim Yusuf peygamber, diyelim Davut peygamber, Süleyman peygamber, Musa peygamber, Şuayb peygamber, İsa peygamber, hep bu İsrail oğullarından. La onlar zor kurtardılar yakayı ya. Öldürdükleri de var. Daha burada Allah Teala diyor ki peygamberleri öldürdüler. Yani daha öldürdükleri var. Yani bu peygamberler hele Hazreti İsa zor kurtuldu. Çok fena. Bu adamlar bir gayri hakkın haksız yere öldürmeleri nedeniyle ve kavlihim sözleri gulubuna gulf. Bizim kalbimizin üzerinde kilit var. Kilit. Biz anlamayız. Peygamberimize dediler ki bizim kalbimiz doludur. Abi biraz evvel bizim hakiki ayette burada var ya. Bizim kalbimiz doludur. Senin anlattıkların oraya girmiyor çünkü orası dolu. Kapıyı kapattık, gulf ettik onu. Ekfaluha diyor ya Muhammed suresinde. Kiliti vurduk ona, kilit. Kilitledik biz kalbimizi. Senin anlattıkların oraya girmiyor. Eşya sığmaz oraya. Hiçbir eşya, bir kelime bizim kalbimize sığmaz. Biz kapattık onu. Aynen bak. Bel tabaallahu aleyha bi küfrihim. Doğrusu şudur. Allah küfretmeleri nedeniyle kalplerini mühürledi. Dedim ki bu dükkandan alışveriş olmaz. Burası eroin satıyor. İnkar satıyor. İnkar eroin yani. Belediye gelip dükkanı mühürlüyor. Fela yü'minüne illa galila. Aynen buradaki gibi onlar çok az inanırlar diyor. Demek ki kalbin mühürlenmesi Allah'ın laneti demektir. O ayetle bu ayete mana ver, bununla ona mana ver. İkisine beraber lanet demek kalbin mühürlenmesi demek. Kalbin mühürlenmesi Allah'ın laneti demek. Anlıyor musun? Ayete ayetle mana veriyoruz. Ramazan burada mısın? Ramazan geldi mi? El kaldır. Aha gelmiş burada. Ayet lanete mana veriliyor mu verilmiyor mu bak. Ha. Şimdi bu ayet bitti. Bu edebi öğretti Allahu Teala bize muhteşem. Müslümanın konuşuğunu anlattı. Daha iyinin, daha doğrunun peşine koşmasını anlattı filan filan filan. Şimdi tekrar kitap ehline yani Yahudi Hristiyanlara, Sabiilere yüce Allah sesleniyor. Ya eyyühellezine ütül kitabe. Ey kitap ehli. Kendine kitap verilenler. Aminu. İman edin. Bima nezzenle indirdiğimiz ze musaddikan tasdik edici olarak lima ma'akum. Sizin yanınızda olan kitabı tasdik edici olarak indirdiğimize inanın. Min gabli önce en nedmise vücuhen bir yüzü silmeden önce bu ne demektir anlatacağız onları. Feneruddeha ala edbariha onu arkaya çevirmeden önce iman edin ona. Ev nel'anehum kema le'anne ashab-ı sebt yahut sebt ehline lanet ettiğimiz gibi lanet vermeden evvel iman edin. Ve kâne emrullahi mefûlâ. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Dedi. Bu bir ayet. Şimdi bu ayeti analizini yapalım. Ya eyyühellezîne ûtül kitâbe. Kendilerine kitap verilenler. Muhatap alıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala
kafirleri muhatap almaz pek. Mesela bir tanesini de alır. O da Tahrim suresinin 7. ayetidir. Ya illedine keferu la ta'tedru liyav. Ey kafirler, bugün mazeret yok duracak. Mahşerde mazeret yok. Karnım ağrıydı. Şöyleydi. Kafam ağrıydı. Böyle bir mazeret yok. Diyecek. Orada muhatap alıyor kafirleri. Ama daima Müslümanları muhatap alır Allah. Ehli kitabı da alır. O ehli kitabı aldığı, muhatap aldığı ayetlerden biri bu. Ey kitap verilenler, yani kitap kültürüne sahip olanlar, aminu, iman edin. Şimdi bazı hocalar diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e inanın demez. Onun kitabına inan diyor. Ona inanmaz olur mu? Onun peygamberi yok mudur o kitap? Huday'ın abid mi bitti yani? Nasıl oldu o iş? Anlıyor musun şimdi? Neyse, bizi enteres etmiyor. Ha, böyle diyenler de var demek istedim. Aminu bima nezzenle, size indirdiğimize. Nedir onun fonksiyonu? Musaddikan, tasdik eden. Lima ma'akum, sizinle beraber olan Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u tasdik eden. Tasdik etmek demek arkadaşlar, daha önce bir değinmiştim size. Bu Maide de geçmişti ya. Kendi içinde yer vermek demektir. Yani Kur'an-ı Kerim kendinden önce gelen bütün kitaplara, vahiylere kendi içinde yer verir. Yani Tevrat'ı arıyorsan bunda var. İncil'i arıyorsan bunda var. Efendim Zebur'u arıyorsan bunda var. Anlaşıldı mı? Kendi içinde yer vererek tasdik eder. Kendi içinde yer vermediği herhangi bir kitabı tasdik etmez Kur'an-ı Kerim. Hiçbir kitabı. Ama kendi içinde yer veriyor. Bize Allah-u Teala Tevrat'taki hükümleri burada söylüyor. İncil'dekileri söylüyor. Hazreti İbrahim'e verdiklerini söylüyor. Hazreti Nuh'a verdiklerini söylüyor. Söylüyor. Söyleyince ne oluyor? Onu tasdik ediyor. Doğruluyor. Diyor ki bak, ben şu peygambere şu hükümleri verdim diye burada onaylıyor Allah. Bu Kur'an işte onun için tasdik eden bir kitaptır. Kendinden evvel. Bu kendinden evvelki vahiyleri tasdik etmiş olması bunu felsefeden kurtarıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Filozoflar arasında tasdik yoktur. Felsefi sistemler arasında tasdik yoktur. Onlar kavga ederler. Filozoflar kavga eder. Karl Marx'la Adam Smith kavga eder. Efendim John Locke'la Descartes kavga eder. Yani filozoflar zaten farklı sistem oluşması için munaka ihtilaf vardır diyor Allah-u Teala. Bunu Allah da söylüyor Kur'an'da. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَز۪يرًا. Bu kadar net. Eğer bu Kur'an, düşünmüyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor Allah-u Teala. Bu kitap Allah'tan başka bir kaynaktan gelmiş olsaydı onda ihtilaf bulurdunuz. Beşeri düşüncede ihtilaf vardır diyor Allah-u Teala. Doğası gereği budur. Ama peygamberler arasında münakaşa yoktur. Kitaplar arasında münakaşa yoktur. Vahiyler arasında münakaşa yoktur. Kavga yoktur. İşte din ile felsefenin farkı budur. Daha pek çok farkları var. Felsefenin ahiret inancı yoktur mesela. Cennet cehennemi yoktur mesela. Bu dinin vardır işte. Bu bir sürü farkları var. Onları şimdi size sayacak değilim burada. Felsefe yapacak değilim. Ama olay şu. Dinin kutsal kitabı kendinden evvel gelen kitapları tasdik eder. Onlara yer verir. Onlara anlatır. Onun için burada musaddikan diyor. Size gelen Tevrat'ı, İncil'i işte tasdik eden bu kitaba iman edin. Burada Tevrat'ı da bulabilirsiniz diyor Allah-u Teala. İncil'i de bulsun. Niye inanmıyorsunuz? Nereden önce? Min kabli önce. En nedmise vücuhen.
bir yüzü silip götürmeden önce, tams kelimesi, tams kökünden gelir bu kelime. Tams aslında rüzgarın kumu götürüp izi orada silmesi anlamına gelir. İzin silinmesi, yok etmesi anlamına gelir. Anlıyor musunuz? Şimdi buradaki yüzün silinmesi ne demek? Ha? Buradaki yüz aslında benlik anlamına gelir. Allah için kullanılınca yüz benlik anlamına gelir. Allah'ın zatı anlamına gelir. Burada insan için kullanılınca şeref anlamına gelir. Haysiyet anlamına gelir. Onur anlamına gelir. Anlıyor musunuz? Yani onurunuzu, kimliğinizi, şahsiyetinizi, şerefinizi silip götürmeden önce inanın. Vah, vah, vah. Nasıl Ramazan? Büyük Ramazan. Şimdi Ramazanlar çift oldu. Ramazan büyük olsun. Küçük Ramazan. Biraz da böyle diyeceğiz. Öyle. Tamamı Ramazan hocam. Cemaatin tamamı da bir Ramazan. Ramazanlaştınız. Yani sen de kıskandın şimdi ha. Doçent oldular ya. Evet. Doğru. Doğru. Bu dediği doğru. Evet. Buna hiçbir diyecek yok. Ben de Ramazan'ım diyor. Hepimiz Ramazan'ız. Evet. Doğru. Ermeni. Ha. Bu netmis dediğimiz olay, tams dediğimiz olay bu. Yani biraz daha sosyolojik mana verirsek, yani sizin kurduğunuz medeniyetin yok olup gitmesinden önce, kültürünüzün yok olup gitmesinden önce demektir. Bu şanınızı, şerefinizi, haysiyetinizi, kimliğinizi silip götürürsek ne olur? Ne olur? Geriye dönersin. Geriye dönüş olur bu. Ama insanlıkta geriye gidiş olmaz. İleriye. İleriye. Anladın mı şimdi? Bak ne diyor Allah-u Teala burada. Muhteşem. Pah. Medeniyet dersi veriyor, kültür dersi veriyor, şahsiyet dersi veriyor, onur dersi veriyor. Veriyor da veriyor. Hangisini alırsan. Yani akayı. Ha böyle üzüm asması gibi öyle akıyor. Sen istediğin ha. Hangi mana istiyorsan var orada. Var. Ama senin kafan basıyor mu basmıyor? Ona bakacaksın. Efendim. Ey kitap ehli, sizin insanlık tarihinde bir iziniz var. İziniz. Bir medeniyet iziniz var. O izi silmeden evvel bu işi yapın. İnanın. Üf, üf. Yani bir milletin bir medeniyet izi bırakması ve o izin silinmesi ne demektir? Dehşet bir şey. Bu ayeti burada bırakıyorum. Olduğu gibi kalıyor. Bugün ne anlattık? Bugün değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yeterliliği konusunu anlattık. Bir daha o şeye giremeyeceğim, geç kalanlar için ne yapayım? Sonra Yahudilerin yaptıkları konuları ele aldı Allah-u Teala. Sonra ehli kitaba bir seslendi. Gelecek hafta bu ayeti tamamlayacağız. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha.